Anne, bak leblebi aldım sana. Seversin sen. Ay, görünce dayanamadım. Sıcak sıcak. Yeni kavurmuşlar, çok güzel kokuyordu. Anne, niye karanlıkta oturuyorsun? Ne oldu? İyi misin sen? Bir şey oldu yok kızım, ne olsun, oturuyorum işte. Kirayı ödeyemedik diye dertleniyorsun değil mi? Yok. Banu'nun arkadaşına hediye işledim. Ah canım benim. Ellerin dert görmesin. Ne güzel olmuş. Ay. Ne oldu? Banu sağ sağ unuttu mu bunu? Beğenmedi. Beni rezil mi edeceksin dedi. Saçı da güzel olmadı. Çok üzüldü, çok. Allah'ım, nedir bizim bu kızdan çektiğimiz? Kimin bedduasını aldık ki? Tövbe de ne bedduası? Ettiğinin ayrını görmemek denir buna. Banu, sen o saati nereden aldın? Bunun için mi geldin yanıma? Ben de beni bütün gece yalnız bıraktığın için utanıp da geldin diye düşünmüştüm. Aslında ben onu senin yanına gelmek için bahane yaptım. Ne kadar güzel bir kolyeymiş bu. İkizler Burcu'nun uğurlu taşı. Çok klas bir şey değil ama takıyorum işte. Simgesel bir şey yani. Senin burcun ne? İkizler. Sen biliyor musun? İkizler kadınıyla birlikte olmak harem kılmaya benzer derler. Hadi ya. Başka ne derler, çok merak ettim. Merak etme. Zamanla öğretirim ben sana. Hem beni tanıdıkça kendini de görürsün. Bak ben de akrep burcuyum. Doğum günü sakın unutma. Ben de böyle bir gün istiyorum. Unutmam. Ben hiçbir şeyi unutmam. İkizler burcuyum ben. Yarın alıyoruz yani sicil numarasını. Evet. Sen Bahri Hoca'ya söyledin değil mi yurda çıkacağını? Söyledim ama kabul etmedi. Deniz, ben de seni arıyorum. Sana da merhaba Özgür. Merhabalık halim yok abi benim. Deniz, ben çok büyük bir hata yaptım. Ne hatası? O kartı vermemeliydim. Deniz, Banu ile Ozan arasında bir şey var ya da yok bilmiyorum ama o kartı onlara vermemeliydim. Ne kartı ya? Ne oldu? Sen dur Mert. Deniz, ne olur yardım et bana. Tamam, sakin ol, bir şekilde halledeceğiz. Efendim. Alo. Baba, sen misin? Benim Suna. Kim olacak başka? İyi misin baba? Rüyamda gördüm seni. Bırak rüyayı müyayı. Baba ne oldu? Niye kızdın böyle? Kirayı yatırmamışsınız. Babacığım, ya bu Tahir Bey de çok ayıp ediyor. Yememiş içmemiş seni aramış. Ben yatırdım kirayı. Ne zaman yatırdın? Neden geciktirdiniz? Bu yaştan sonra yüzümü yedirdiniz bana. Tövbe tövbe. Bugün akşamüstü şey ettim. Bir türlü bankaya uğrayamadım. Zarife teyze çok rahatsızdı. Bir daha olmasın Suna. Gözünün yaşına bakmam. Sözümüz namustur bizim. Tabii baba, tabii. Bir daha olmaz. Sen gitmek istiyorsan gideceksin. Kim yönetiyorsa olsun. Haklısın.
olmasın Mert. Öz bırak bunu takıldı. Alsa bari mektubu. Benim yüzümden oldu ya. Merhaba hocam. Merhaba çocuklar. Ne var ne yok? İyi. Bakarsın. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl gidiyor parkı? İyi. Benim yok mu? Yukarıda galiba hocam. Tamam. Ben bırakayım onu. Merhaba Bahri amca. Merhaba canım. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yemeğe gitmediniz mi? Gideceğim ama öncelikle eline bak. Ben çağırayım mı? İster misiniz? Yok yok. Ben bakarım. Pelin. Baba, kalk çabuk. Pelin. Hadi Pelin ya, hadi ya, aç şu telefonu ya. Hocam, Bahri hocam. Efendim Deniz'cim, söyle. Deniz'cim çok geç kaldım. Önce Pelin'i kutlayacağım, sonra da İkbal'in yanına gideceğim. Sonra konuşalım, olur mu? Olmaz. Yani şimdi. Deniz'cim, sonra konuşalım canım. Sen ne yapıyorsun burada? Baba, Niye cevap vermedin? Yani ne yapıyorsun burada? Biraz yalnız kalmak istedim. Başım ağrıdı aşağıda. Of Pelin ya, of! Ben sana ne diyeyim bilmem ki. Bu mektubu geri almam şart. Ah ben özgürüm ya. Nereden çıktı bu mektup işi? Deniz'e uydum abicim, duymuş işte bir şeyler. Oğlum sende hiç akıl fikir yok mu? Banu'yla sen olacak iş mi? Sen niye geldin baba? Annemlerle yemeğe gitmeyecek miydin? Gel bakalım. Ben... güzel kızımın doğum gününü kutlamak için geldim. Al bakalım. Birinci sayfasını aç. Büyümekle yaşlanmak arasındaki farkı asla unutma. Hiç yaşlanmadan hep büyü. Ve de babana asla kızma. Bak biz bu evde çok daha güzel günler yaşayacağız. Ben senin büyüyüp insanlığa ve ülkene faydalı bir kız olduğunu göreceğim. Daha sonra da beyaz gelinlikler giyip bu evden gideceksin. Ve şunu sakın unutma. Senin baban hep yanımda olacak. Sana söz veriyorum.
Seninki de iyi kafa ütüledi ha. Sen ülkene ve insanlığa yararlı biri olmalısın. Melih dur. Oo, şöyle dön bakayım. Sen heyecanlanınca daha da güzel oluyormuşsun ya. Melih yapma, çok kötüyüm. Ya öyle bakmasana. Anlasana, şefkate ihtiyacım var. Sarılsana biraz bak. Dur Güzelim, dur. Sen git de o Şefkat'i babanın kucağında ara, tamam mı? Benim çoluk çocukla kaybedecek vaktim yok çünkü. Yardım isteyen oldu. Taş yaparlısı. Banu ne diyorsun ya? Şimdi anlarsın. O zaman kaçar. Kanka ne oldu? Bir şey oldu yok. Bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer senin için de bittiyse birlikte çıkalım istersen. Şöyle adam gibi eğleneceğimiz bir yerde bitirelim. Tamam süper. Melih? Pelin ne yapıyor? Pelin ben. Çok merak ediyorsan git kendine bak. Ne oldu? Kimse beni anlamıyor. Hayatımdaki hiçbir erkek beni istemiyor. Niye ya? Niye hiçbirini mutlu edemiyorum? Baba, Özgür, Melih. Tamam Pelin'cim, sakin ol birazcık. Yok. Bu böyle olmayacak. Artık ağlamayacağım. Bu ne ya? Ben Melih'i istiyorum kızım. Ne pahasına olursa olsun onu elde edeceğim. Gelinlik falan da umurumda değil. Ne? Ne gelinliği ya? Ne oluyor? Ya babam duygusal bir şeyler söyledi de benim de etkileneceğim tuttu işte. E'si kafam karıştı. Melih'ten durmasını istedim. O da beni bıraktı, çekti gitti. Tamam bir tanem ya. Üzülme artık, geçti. Bani, bu gece burada kal, olur mu? Beni yalnız bırakma. Oy, gel buraya, gel. Tamam canım benim. Sen istersen de ben kalmaz mıyım? Hadi gel bakalım. Odana gidelim artık. Üzüldün değil mi? Babam beni nasıl yakalayacak görmek için gelmiştin. Hayır, ben yardım edebilirim diye çıkmıştım. Senden yardım isteyen oldu mu? Niye bana böyle davranıyorsunuz? Ben sadece... Bir daha sakın benim işime karışma. Ayağımın altında da dolaşma. Evet. Özgür benim, Deniz. Anneşkom. Anneşkom. Anne çok bunaldım ya. Kulübe gidebilir miyim? Tamam kızım, git. Hoşça kalın İhbar teyze. Güle güle canım. Uyuyamadın mı? Çok yorgun görünüyorsun. Nasıl uyuyayım Deniz? Banu'nun çantası Pelin'in odasında. Ve içinde saatli bir bomba var. Bütün gece tik tak sesleri duydum.
Belki düşündüğün gibi olmaz. Ne dersin? Ozan'la nasıl yakın olduklarını gördüm Deniz. Sen hala ne sayıklıyorsun? Ben bilemiyorum. Ne yapıp yapıp geri almam lazım o mektubu. Yoksa aşk filmi senaryosundan büyük komedi filmi çıkacak. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Babama yalan söylemekten nefret ediyorum. Suna bir otur. Zaten başım dönüyor. Anneciğim. Güzel anneciğim. Bak biz ayağımızı yorganımıza göre uzatsak böyle olmaz. Adam günlerce direksiyon sallıyor. Kamyonlarda uyuyor da yolluyor o paraları. Ama sen kalkıp... Allah başımızdan eksik etmesin. Adam gibi adamdır benim Kazım'ım. Sağ olsun. Her zaman... Anne mesele babam değil. Mesele Banu. Yüz verdikçe astarını istiyor arsız. Kızım haklısın ama işte genç kız diyorum. Arkadaşlarının yanında ezilmesin diyorum. Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. Bütün gün ihtiyardan... Zarife teyzeden yediğim hakaretin haddi hesabı yok. Herkes haddini bilecek. Kızım, haklısın kızım da heves etmesin diyorum. Gönlü kalmasın. Sonra maazallah yanlış yollara sapar. Of, of ben kime diyorum? Babama haber salmış ev sahibi. Bıçak kemiğe dayandı. Başka çare yok. Rehin vereceğiz dedemin köstekli saatini. Olmaz. Olmaz. Hayatta olmaz. Bu evde babanın rızası olmadan nefes bile alınmayacak. Banu'nun gece başka yerde kalmasının rızası var mı? O başka bu başka Suna. Olmaz dedim mi? Olmaz. O zaman ben gidiyorum anne. Kızım dur, nereye gidiyorsun? Bir konuşsaydık ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunlar da yığılmıştı buraya. Kimler? Kimler olacak baksana. Şu taş yaparlısı ve ekürisi. Of ya yine mi? Bakıyor ben bakamayacağım. Nedir son durum? Özgür. Bak artık beni kızdıracaksın ama. Yok bir durum falan. Hadi geçelim arkadaşlar. Bence bulamamışlar. Yani dediğin gibiyse. Dediğim gibi işte. Arkadaşlar lütfen. Baksana yine fingirdeşiyor onunla. Uf, salağım ben ya salak. Dün gece çocuk gibi davranmasaydım şimdi Melih'in yanında ben olacaktım. Ay saçmalama Pelin ya, ne alakası var? Şşt, baktığını çaktırmasana kızım. Kızlar hayrola, suratlarımıza sık bugün. Öyle. Banu sen bana senin saatçinin kartını verecektin. Ne oldu? Ha. Olacak. Bu kadar yaklaşmıştım. Bittim ben. Hadi Bani. Ya Ozan evde unutmuşum herhalde kartı. Sonra versem olur mu? OVK Bani. Şans benden yana. Yine bulamadık. Doktor olacaksın Özgür sen. Doktor gibi düşün. Özgür? İyi misin? Hastanın karnında neşter unuttuk diyelim. Hastaneye dava açarlar. O zaman... Bir komplikasyon olduğunu söylüyoruz. Hastayı tekrar ameliyat etmemiz gerekir. Pil neşteri alabilelim. Ama bu tıp etiğine aykırı. Ama neşterin orada kalması da aşkın kanunlarına aykırı. Yani? Başka bir komplikasyon olmalı. Başka bir komplikasyon. Deniz Hanım. Bu sefer kahramanımız sen olacaksın. Bunu... Banu'nun üstüne dökeceksin. Saçmalama Mert. Mert iyi ki geldin abi. Süper fikir. Son ameliyatta gösterdiğin başarısızlık dolayısıyla bu görev senindir. Lütfen arkadaşlar. Hadi operasyon neşter. Yürü Deniz. Şuna bak. Kızın içine düşecek neredeyse. Yuh yani. Ya ne dedik sana? Ağır ol biraz. Tamam bakma artık. Kaçan kovalanır diyorum. Kızlar. Havuza girelim mi?
Siz şu arkadaşlarınızla girin. Kimlerle? Hani şu yanınızdakilerle. Aman da aman. Kıskanmış kuzenim benim. Aa Ozan. Şu varoş kızın neyini kıskanalım? Aşk olsun. Merhaba. Yanlış damarı kesti. Allah kahretsin ya. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen be? Pardon, çok özür dilerim. Çek elini çek. Üstüm başım rezil oldu zaten senin yüzünden. Kardiyen atak başlamadan müdahale etmek şart. Koş. Ya gerçekten yanlışlıkla oldu. Arkadaşlar ne oluyor ya? Senin köylü kızı bardak tutmayı da bilmiyor. Of. Feci rezil oldum yani. Ya Vanya, senin çantada bir tişört vardı, versene. Aa Özgür, ne yapıyorsun ya? Versene. Ya versene, ne yapıyorsun? Sunam, erken mi geldin? Sunam, ben diyorum ki şunları kapı kapı dolanıp satayım bari ha? Anlamadım. Biliyorum, bana kızacaksın ama hani ben gene örerim, gene yaparım bunları ha? Başka çare gelmiyor aklıma kızım. Hem hani yetmez ama akmasa da damlar. Ne bileyim. Bohçacılık yapmana gerek yok anne. Bir eve bir kurban yeter. Sunan. Verdim ben kirayı. Verdin mi? Nasıl verdin? Verdim işte. Nasıl verdin kızım? O kadar parayı nereden buldun? Hallettim anne. Hallettim ben. Sabiha! Sabiha! Koş koş! Haberin var mı? Neler olmuş? Geldim geldim. Ya sizin burada ne işiniz var ya? Of! Banu, ya şu tişörtü versene. Tamam Pelin. Aa, hadi kızım ya. Banu! Bu ne ya? Banu, ver şu mektubu bana ya. Ne oluyor ya? Banu! 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 Banu, ver şu mektubu. Banu! Yerini başka yerde olur. Köylü. Okumazsan ne olacak? Okumazsan canın yanacak. Oldun ama. Sen karışma Mahmut. Daha işim bitmedi senin. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ozan, ne yapıyorsun? Ozan dur. Ne yapıyorsun lan? Öldürün mü? Evet. Tamam biter. Özgür. Özgür. Özgür dur. Şu anda üstüne gitmenin bir faydası olmaz. Çok öfkeli. Bırak gitsin Deniz. Özgür dur. Bırak beni. Deniz. Nasıl bırakayım Mert? Görmüyor musun? Her şey benim yüzümden oldu. Yok. Yok işte.
Dedenin köstekli saati yok. Zaten burada ne işi var dedenin köstekli saatinin? Sandığa koydum, ben kendimi bilmez miyim? Ne bileyim anacığım. Hani belki yerini falan değiştirmişsindir diye. Allah'ım yarabbim. Ay tansiyonum oynadı galiba, ter bastı. Anne iyi misin? Gel otur şöyle. Oturamam kızım, oturamam. Şu saati bulalım, öyle iyi olacağım ben. Herhalde çıkar bir yerden anne. İnsan bazen baktığını göremez ya. Bütün evi değiştik kızım. Vallahi de yok, billahi de yok. Allah'ım yarabbim sen aklına mukayyet ol. Uf, yoruldum vallahi. Kız. Aklıma ne geldi? Sakın bu mahalleye dadanan hırsızlar girip almış olmasın dedenin saatini. Yapma anne Allah aşkına. Hırsız eve girip bir tek saati mi alıp çıkacak? Tövbe tövbe. O da doğru ya. Sunam, şuncacık emanete sahip çıkamadık. Baban duyunca etimizi ayrı, kemiğimizi ayrı tartacak. Dokunma Pelin. Abi sakin ol, kızın suçu ne? Özgür de, Mert de yaşamıyor artık. Şahin'e bulaşmak neymiş görecek ikisi. Merak etme sen abi, göstereceğiz tabii. Biz senin tarafındayız zaten. Bir sakin ol. Evet Melih ya, Ozan haklı. Pelin'in ne suçu var ya? Ya kardeş olsak da Özgür'le hiçbir ilgim yok, bunu biliyorsun Melih. Mert filan da umurumda değil. Ozan hadi, gidiyoruz. Ya nereye, biz de gelelim. Gerek yok. Oturun siz. Yürü Pelin, gidiyoruz. Ya, nefret ediyorum Özgür'den. Kızım Özgür'ün bir suçu yok ki. Ne varsa o taş yaparsın başının altından çıkıyor. Deniz değil mi? Mert de işte acımış, himayesini almış. Bu kadar basit. Evet ya, kız resmen işini biliyor. Ama o biliyorsa biz ondan daha iyi biliyoruz. Özgürcüm hoş geldin. Özgür? Ne oldu oğlum? Yok bir şey. Özgürcüm ne oldu çocuğum? Nasıl yok bir şey? Bu yüzün hali ne? Yok bir şey dedim yani, uzak. Özgür! Pelin neredesin? Ben çıkıyorum anneciğim. Kızım ne oldu Özgür'e? Yüzü gözü mosmor olmuş. O mu? Deniz yüzünden kavga etti. Kulüpteki herkese rezil oldu. Ne? Deniz yüzünden kavga mı etti? Aslında yumruk yedi desek daha doğru olur. Yeter artık. Bu kız bu evden derhal gidecek. Aynen katılıyorum anneciğim. Burayı da iki günde birbirine kattı zaten. Bak, babam da farkında onun kurnazlığının. O kurnazlık bana sökmez. Sen hiç merak etme. Ben onu geldiği gibi geri postalayacağım. Süpersin anneciğim. Kızım sen de çok geç kalma, erken gel tamam mı? Tamam tamam, sen hiç merak etme. Tunalı'ya uğrayıp hemen geliyorum. Banu sence ben kilo mu aldım? Ne? Gülme kızım ya. Aldın mı almadın mı? Sen hiç aynaya bakmıyor musun kızım ya? Formun mükemmel bence. O zaman bu Melih niye böyle yapıyor? Bununla ilgisi yok ki. Sen fıstık gibisin kuzum. Taşsın yani, taş. Değilim bari. Öyle olsaydım Melih başka kızlara sırnaşmazdı. Kabul et. Cemre benden daha zayıf. Ay saçmalama Pelin. Ne o zaman? Ya bence... Doğum günü gecende olanlardan dolayı böyle trip yapıyor Melih. Ama mükemmel olsaydım yapmazdım. Pelin. Tamam tamam, sustum. Ya her şey güzel olacak, bak göreceksin. Durur musunuz? Canım, ben burada iyi bakıyorum. Bekleyelim işinin bitmesini, bırakırdık. Yok yok, şimdi yurt dışından geliyor ya para. Onun için çok bekleyebilirim. Tamam. Sen bilirsin. Haydi hoşça kal. Görüşürüz tatlışkom.